Gözümüz yollarda. 4 yıldır bunu bekliyoruz ve halving şimdi kapıda. Ne yapmalıyız? Biliyorsunuz bitcoin halving bitcoin'in yaralanması demek. Yani fiyatının yarıya düşmesi. Örneğin fiyatı o anda 70 bin ise bir anda 35 bin olarak devam edeceğiz. Örneği ekrana koydum. Bir nevi temettü dağıtan hisse gibi. Tamam şaka yapıyorum. En son Twitter'da Bitcoin CEO'su açıklama yaptı. Bitcoin fiyatı düşecekmiş demiştim. Adamın ne anası kaldı ne sülalesi. Şimdi kaybedecek bir saniyemiz yok. Bu video tatile özel yapmanız gereken şey arkanıza yaslanıp çayınızı kahvenizi alıp anlatacaklarımı dinlemek. Ne anlatacağım? Piyasada neler oluyor? Muayiler kendinizi nasıl konumlandırmalısınız? Bitcoin, Ethereum ve sonra bazı altcoinlerde hedefler neler? Videoya geçelim. Şimdi Bitcoin 70 bin altlarında geziyor ve hala güçlü gözüküyor. Güçlü gözüküyor çünkü bakın hash rate yani Bitcoin güvenliği diye çevirebilirsiniz. En basit tabiriyle zirvede zincir taş gibi güçlü gözüküyor çünkü ABD'nin borcu 3 ayda bir 1 trilyon artıyor yani 3 ayda bir borcuna koskoca bir Meksika Türkiye veya Suudi Arabistan ekonomisi ekleniyor. ABD'nin borcu bu hızda muazzam bir şekilde artıyor. Borcu nasıl ödersin? Enflasyonla. Yani ne yapman gerekir? Para basman gerekir. Para yaratırsın. Para borç olarak yaratılır. Ne oldu? Para basanın borcu azaldı. Para kimde? İnsanlarda. Para basınca kimin parası değer kaybetti? İnsanların. Kimin borcu azaldı? Para basanların. Finansal sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Çünkü çok meşgulsün. Survivor ve Tik çok daha önemli tüm bunlar olurken tüm dünyada finansal sistem değişirken hala bitcoin güçlü gözüküyor. Biliyorsunuz dibin dibinden beri alıyorum. En son ne demiştim? 50 bin civarında tweet atmıştım. Alıyorum demiştim. İnsanlar vay efendim ne yapıyorsun bu fiyatlardan alınır mı? Ama sebep olarak dolar maliyet ortalaması disiplin gerektirir demiştim. Dediğim gibi insanlar vay şu fenomen satacağım dedi. Teknik analiz gösteriyor. Bak satış baskısı gelebilirmiş. Direnç seviye yerindeymiş. Emir hodri meydan diyor. Anlamadığınız şey şu. Bitcoin'i bir daha Düşmeyeceği fiyatlardan biri alma sebebim benim zaten destek direnç dinlememem. Yoksa ayı da 50 kere satmıştım. Ethereum'a buradan dike geçiş yapalım. Emin neden 10.000 dolar kolay bir hedef diyorsun. Çok basit bir şekilde açıklayacağım. Düşün şimdi. 10.000 dolar kolay bir hedef. Önceki ATH'den buradan yaklaşık 2x demek. Ve fiyat buralardayken Proof of Work konsensusu vardı. Yani madencilik vardı. Ethereum enflasyonistti arzı hızlı bir şekilde artıyordu ve aynı zamanda madencilerden gelen büyük bir satış baskısı vardı. Şimdi Ethereum deflasyonist ve Proof of Stake'e geçtik. Proof of Stake'e geçtiğimiz için çok çok daha kıt. 10.000 dolar en iyimser, en muhafazakar tahmin. Ethereum bir nevi Apple ve Apple Store demek. Üzerinde sağlıktan finansa, RWA'ya, gerçek dünya varlıklarına binlerce farklı merkeziyetsiz uygulama inşa ediliyor. Ölçeklenebilir mi? Parantez içi şüpheli. Ama önceki videoda bunu anlattım. Ethereum bir saniyede ölçeklenebilir olabilir. Zincirde tek bir kod değiştirerek yani işlemleri onaylayan validatorlarla ilgili doğrulama yaparak yani ağı daha merkezi yaparak birkaç saniyede o örnek verdiğiniz shit zincirler kadar ölçeklenebilir. Yani hızlı ve ucuz olabilir. Maharet hem hızlı ve ölçeklenebilir olup hem de aynı zamanda Ethereum kadar merkeziyetsiz ve güvenilir olmakta. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi artık buradayız. Proof of Work olduğu zamanki halinden çok daha kıt bir Ethereum var elimizde. Ve Ethereum bu Ethereum değil. Bambaşka. Neyden bahsediyorum? Tüm bu token ekonomisi değişimini bir kenara bırakın. Bunun yanı sıra örneğin yeni bir güncelleme. Artık cüzdanlar birer akıllı sözleşmeler oluyor. Şimdi şunu biliyoruz. Merkeziyetsizlik, kimseden izin almamak, bağımsızlık, engellenemez olmak, şeffaflık hepsi harika kavramlar. İnsanlığı ileriye taşıyacak. Da kardeşim insanlar daha merkeziyetsiz cüzdan kullanmayı bırak açmayı bilmiyorlar. Şimdi soracağımız soru şurada. Bu insanların suçu mu? İnsanlar aptallar mı? İnsanlara aptallar diyebilirsin. Ama bunu yapmak yerine blockchain'e geçiş sürecini çok daha hızlandırabilirsin. Bunu nasıl yapabilirsin? Çok daha kullanıcı dostu uygulamalar inşa edebilirsin. Buranın kullanımını çok daha kolay yapabilirsin. Zor mu? Zor. Ama yapabilirsin. İşte bunun için uğraşıyorlar. Bu gördüğünüz güncelleme cüzdanları aslında birer akıllı sözleşmeler yapacak. Mesela artık cüzdanında güvendiğin kişiyi yetkilendirebileceksin. Böylelikle anahtar kelimelerini unuttuğun zaman Mesela iki kişi de anahtar olacak ve bir araya getirdiğinde cüzdanına kapı açılacak. Cüzdanına erişebileceksin. Veya transferleri ayarlayacaksın. Yanlış yere istesen de gönderim yapamayacaksın. Böylelikle paran yokluğa karışmayacak. Veya burada dendiği gibi cüzdanında bazı fonların kullanımını istediğin başka bir kişiye devredebileceksin. Yani başkasının senin cüzdanında kısıtlı yetkisi olabilecek sen izin verirsen izin verdiğin kadar. Bitti mi bitmedi. Örneğin farklı tokenları tek işlem olarak tek postada gönderebileceksin. Diyelim ki bana biraz GRT, The Graph Token, biraz da Render göndereceksin. Şimdi bunları gönderirken iki farklı işlem ücreti ödemen gerek. Ama bu güncellemeden sonra Ethereum üzerinde hem GRT hem de Render'ları Tek seferde tek işlem ücretiyle gönderebileceksin. Bu da daha az işlem ücreti ödemen anlamına geliyor. Ya işte oluyor. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Bir şeyler yapılıyor. Önceki video RVa videosuydu. Size gösterdim, rakamları gösterdim. Size buranın ne kadar büyük olacağını, neler yapıldığını, aslında çok da uzak olmadığını şimdiden projelerin büyük finansal şirketlerle çalışmaya başladığını gösterdim. Artık elimizde elle tutulur şeyler var. Dünyanın her yerinden insanlar şu an ABD tahvilleri alabilirler kriptolar sayesinde. Tamam dolar iyi değil, dolar kötünün iyisi ama artık siyasetçiler şunu diyemeyecek. Benim paramdan başka yere kaçamazlar. Dolara kaçamazlar, izin vermiyorum. Bankalar, şş, toplanın. İnsanların bir ABD tahvilleri almasına izin verin. Bakın ne oluyor? Diyemez. Artık diyemez. Kriptolar var. Yıllardır bunları anlatıyordum. Hala erken aşamadayız. Bekleyin. Yeter ki bu değişimde, bu dönüşümde Kartlarınızı iyi oynayın. Dediğim gibi izlemediyseniz önceki video veya videosuydu. Büyük potansiyelli coinlerden bahsettim. Şimdi büyük bir haber var. SEC biliyorsunuz arada bir geri geliyorlar. Saldıracak birini arıyor. Ne hikmetse o saldıracak kripto para şirketleri genellikle hep iyi niyetli olanlar oluyor. Onlardan biri oldu. Uniswap'e Wells notis gönderdiler. Bu kısacası demek ki tehdit falan değil direkt geliyoruz. Sana dava açmaya hazırlanıyoruz demek. Aynısını ABD'nin en büyük borsası Coinbase'e de yapmışlardı. Onlara West Notice gönderdiler. Coinbase ne yaptı? Direkt kim kimi koparıyor kendi payının dedi. Ertesi gün karşı dava açtı. Coinbase dedi ki birader sizin derdiniz ne? Siz bizi regüle ettiniz. Biz kafamıza göre halka arz edilebilir miyiz? Koskoca New York borsasında. Siz bizi regüle ettiniz. Bizi denetlediniz. Ve bizim halka arz edilmemize izin verdiniz. E, o zaman da aynı Coinbase'di. Şimdi de aynı Coinbase. Sen eskiden bazı coinlerin menkul kıymet olmadığını düşünüyordun. Şimdi olduğunu düşünüyorsun diye ben suçlu mu oluyorum? Her gün yeni çıkan bir yasayla kafanız estiğinizde, düşünceleriniz değiştiğinde ikide bir bize dava açmanızla uğraşamayız. Ha bizi kovuyorsanız ABD'den gideriz dediler. Haklılar. Şimdi de Yunus ve P. Vels Notis gönderdiler. Ve ne kadar kardaydık. Ayıdan biri alıyoruz. Hala kardayız ama bayağı eridi. Yunus web kurucusundan bir yanıt geldi. Diyor ki şaşırmadım ama hayal kırıklığına uğradım ve savaşmaya hazırım. Ancak etraf o kadar dolandırıcı kaynarken bir süredir net bilgilendirici kurallar oluşturmak yerine SEC, Web ve Coinbase gibi uzun vadeli iyi aktörleri hedef almaya devam ediyor. Tüm bunlar olurken FTX gibi kötü aktörler geçip gidiyor. İnsanları dolandırdığıyla kalıyorlar. İşte Uniswap inşa ettik. Tüm bunları New York'taki ofisimizden yaptık. Bize blockchain sevdalıları neden ABD'desiniz? Burada hükümetlerden bağımsız bir şey oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Biz de bunun insanların hayatını iyiye değiştireceğine inandığımız için böyle apacık ortada kendimizi göstererek durmaya karar verdik diyor. Devam ediyor. Bu savaşçılar alacak. Hep birlikte olursak kazanırız. Diyor ki bir olacağız. Diri olacağız. Özgürlüğün savaşmaya değer olduğunu düşünüyorum. DeFi'nin savaşmaya değer olduğunu düşünüyorum diyerek bitiriyor. Çok fazla destek geldi kripto ekosisteminden. Soruyorum. SEC ve Ripple, SEC ve Coinbase, SEC ve Binance, SEC ve Uniswap, hatta SEC ve Ethereum. Ama biz neden hiç SEC ve FTX, SEC ve Terralon'u görmedik bu şirketler çalışıyorken? Çalıştır beynini. Acaba birileri burayı kumar yeri, dolandırıcı yeri, Sahtekarlık yeri olarak mı görmeni istiyor? Bu gelen tepkilerde insanlar haklılar. Uniswap'e gelirsek değerinin altında olduğunu düşünüyorum. Satmıyorum. Uniswap hacmi gördüğünüz gibi uzun vadede gittikçe artıyor. İnsanlar kripto varlıkları alıp satıyorlar. Trade ediyorlar. Uzun vadede blockchain herhangi bir ülkeye bağlı değil. Bu yüzden umurumda da değil. Olsaydı SEC Ethereum'a dava açtığında satardım ama 3x yapamazdım. Veya umurumda olsaydı Çin Aya da bitcoin'e 3600 defa engellediğinde bitcoin'lerimi satardım. Yoksa sen SEC dava açıyor diye korkup ethereum'unu, uniswap'ini veya diğer coin'lerini satan biri misin? Evden çıkarken hala annenizin alıyor musun? Bitcoin hakkında uzun vadede söylediklerim geçerli. Çünkü finansal sistemin gittiği yol kaçınılmaz. Ethereum diğer tarafta onun değerli olma sebebi Farklı olma sebebi Ethereum'un bir teknoloji projesi olması. Gördüğünüz gibi birkaç yıl önce bambaşka bir Ethereum vardı. Şimdi bambaşka bir Ethereum var. Çok daha iyi bir Ethereum var. Ama Bitcoin her şeyin dışında. Bunu çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. 5 yıl önce bambaşka bir Bitcoin yoktu. 5 yıl önceki Bitcoin ile şu an aynı. Ama Ethereum bambaşka dinamikleri olan tamamen değişmiş bir Ethereum var karşımızda. 10 bin dolar hedefimizin yarısı bir ücret varken enflasyonisti arzı artıyordu kullanım bu kadar değildi. E madencilerden büyük bir satış baskısı vardı. Şimdi proof of stake ile beraber arzı artık çok kıt. Token ekonomisi 180 derece değişti. Bu yüzden 10.000 dolar kolay bir hedef. RWA, gerçek dünya varlıkları. Tamam, blockchain'de eşsiz şeyleri inşa edeceğiz. Ama aynı zamanda blockchain'e geleneksel varlıklar da gelecek. Bu en büyük RWA projelerinin neredeyse tamamı Ethereum üzerinde inşa ediliyor. BlackRock Ethereum'u tercih ediyor. Ne diyoruz? Blockchain'in özelliklerinden biri neydi? Permissionless. BlackRock da kimseden izin almadan Ethereum'u kullanabilir. Sen de, ben de. Çünkü burası Permissionless. R veya trilyonlarca dolarlık. Bunu söylerken afaki söylemiyorum. Trilyonluk diye. Gerçekten milyonluk milyarlık değil. Trilyonluk sektör. Ve geçiş başladı. İleride olacak demiyoruz. Şimdiden yeni yeni olmaya başladı. Bu yüzden şu an bu videoyu izliyorsan erken aşamadasın. Giriş yapmak istiyorsan önceki videoda RWA'dan bahsettim. Oradan başlayabilirsin. Potansiyelli coinlerden bahsettim. Şimdi Bitcoin'de 400 bin dolar. Hedefim hala geçerli çoğunluk katılmıyor. Umurumda mı? Değil. Çünkü size her zaman ne diyorum? Hayatımda en çok kazandığım bahisler çoğunluğun aksine girdiğim bahislerdi. Ayı da burada hareket yokken, piyasa bildiğiniz ölmüşken ben Chainlink CCIP'sini anlatıyordum. Blok zinciri anlatıyordum. Ha ha ha. Kriptolar dolandırıcılık. Bu köyün delisini anlatıyor. Diyorlardı. Benimle burada olan psikopat muayiler. İyi ki buradasınız. Psikopat olmalısınız. Size hakaret ediyor ama siz şunu biliyorsunuz Forbes'da ismini gördüğünüz insanlar var ya Onların hepsi psikopatlar Psikopatlar Twitter hesabım aşağıda R videosu kanalda merak etmeyin İkincisi de gelecek Kaliteli coin'lerinize sıkı sarılın ve bekleyin Beşinci günün şafağında Doğuya bakın Yeni alt coin'leri göreceksiniz Size yeni projelerden bahsetmeye devam edeceğim Ayıda da buradaydım bu da burada olacağım Ayı başladığı zaman ayıda da burada olacağım O zaman çok daha varlıklı olacaksınız Blockchain'i anlayıp zenginleşmenizi sağlamaya devam edeceğim. Bu kanalda ortasını bulacaksınız. Neyin? Bir taraf trader. Asla blockchain kripto anlayışı yok. Birkaç sefer bazı kripto ile denk geldim. İnanamazsınız. Blockchain'in base'i hakkında hiçbir fikri yok. Tek bildiği çizgiler. Diğer tarafta şu tarz insanlar var. Onlara büyük saygı duyuyorum. Hükümetlerin, büyük finansal kuruluşlardan tutta ilaç şirketlerinin, siyasetçilerin, insanları ne durumda bıraktığını ve insanların dostu olmadığını bilen bu yüzden inanılmaz şeyler kodlayanlar, inanılmaz şeyler inşa edenler, Ethereum'da bu geliştiriciler var ama çoğu gönüllü yapıyorlar. Onlara çok büyük saygı duysam da ne bu kafasızlar gibi ne de diğer iyi niyetli ama buradaki ödüllendirmeyi almayan insanlar gibi olmayacaksınız. Ortasını bulacaksınız. Hem kriptoları blockchain'i anlayıp hem de finansal olarak faydalarından yararlanacaksınız. Dediğim gibi geliştiricilere veya geliştirici olmasına gerek yok. Sadece konuşanlara ama finansal fayda sağlamayanlara, bunu gönüllü olarak yapanlara, özellikle yabancılarda bu çok var, büyük saygı duyuyorum. Ama paraya ihtiyacım var. Değişimi sağlamak için güçlü olmalısın. Para lazım. Ayda yaptığımız gibi hem kriptoları hem blockchain'leri anlamanızı sağlayıp hem de zenginleşmenizi sağlayacağım. Olması gereken yol bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.